5 galibiyet bir beraberlikle lig formatına kalmaya hak kazandık. Her geçen tur rakipler sertleşti ama şu an bence grubun favorilerinden bir tanesiyle başlıyoruz. İlk 8'inde muhtemel en büyük adaylarından bir tanesi bana göre Rapid Wien takımı. Bildiğiniz üzere Trabzonspor'u da bundan önce Avrupa'da saf dışı bırakmışlardı. Belli bir oyun planı olan, oyunun her bölümünü planlamaya çalışan, gol kick başlangıçlarında farklı topa sahip olduklarında ikinci bölgede farklı dizilişleri olan, preste de iki tane farklı alternatifi olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Az önce Berat da söyledi, son haftaya kadar liglerinde zirvedelerdi, liderlerdi. Benim de geçen Avusturya-Viyana maçını gidip izleme şansım oldu. Açıkçası ben yarın çok keyifli bir maç bekliyorum. Çünkü bizim takımımız onların kendi liglerinde veya bundan önce karşılaştığı takımlardan çok farklı bir takım. Bu onlara farklı bir sürpriz yaratabilir. Rakibimize çok büyük saygı duymakla beraber kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz yarın açıkçası. Çünkü evimizde çok güçlü bir oyunumuz var. Hem kulübümüzü hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz yarın. Okay. Also, Herr Atten hat gesagt, dass wir haben letztes Jahr nicht so gut angefangen, aber nach einer Weile haben wir das richtige Spiel für uns gefunden und jetzt wir haben das verdient, dass wir jetzt in der Konferenzliga spielen. Und gestern habe ich auch zu meinen Spielern gesagt, dass diese 6 Spiele für meine Spieler wie eine Show sein werden. Und wir wollen zeigen zu dem Europa Division von Başakşehir. Und wir wissen, dass Rapid Wien wirklich ein starkes Team ist. Sie haben auch Trabzon besiegen. Und Rapid Wien hat eine bestimmte Taktik, aber und auch eine bestimmte Aufstellung. Aber ich erwarte, dass es morgen ein wirklich verschiedenes Spiel sein wird. Und wir werden morgen auf dem Feld sein, um zu gewinnen. Evet, sorulara geçebiliriz. Sorusu olan var mı? Hilmi Bey ile başlayabiliriz. Anadolu Ajansı İmsever. Hocam yarın için başarılar şimdiden. Teşekkürler hocam. Evet, buraya gerçekten çok önemli bir rakipleri de eleyerek geldiniz. Şimdi aslında daha güçlü rakipler başlıyor. Hedefleri koymak. Az önce Rapid Wien teknik direktörü de hedefleri birkaç maç görelim, daha sonra net bir şekilde ortaya koyabiliriz demişti. Sanırım Başakşehir için de bu geçerli olacak mı? Bir son 16 vardı Başakşehir'in tarihinde ama evet. O hedefleri koymak için sanırım biraz vakit var mı diyorsunuz yoksa şimdiden koyabilir misiniz? Evet, bence tabii oynadıkça anlayacağız ama eğlenceli bir formasyon var bu sene, format var. Ben maçlara da pozitif ve olumlu yansıyacağını düşünüyorum bu yeni formatın. Yapay zekaya bakılınca en zor 6 eşleşmeden bir tanesine sahibiz, öyle gözüküyor benim bildiğim. Açıkçası güçlü bir kura çektik, güçlü bir fikstürümüz var, zor bir fikstürümüz var Konferans Ligi'nde. Ama bir o kadar da gücümüz var, güçlü bir oyunumuz var. Tabii ki de bir iki tane yarın Duarte ve Ömer Ali'nin eksikliği biraz bizi yorabilir. Özellikle son iki maçta da biraz bizi hırpaladı ama doğru oyuncularla o pozisyonu doldurup, o pozisyonları doldurup yarın %100 hazır bir şekilde sahada olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hedef konusuna gelince ben çok fazla maç beklemeye gerek duymuyorum. Bizim Başakşehir'in kulübümüzün hedefi bir üst tura geçebilmek. Bu ilk 8 ile olursa çok daha mutlu olacağız. Ama olmadı, ilk 8 ve 24 takım arasındaki eşleşmelerde olabilirsek orada da şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Bizim hedeflerimizi, hayallerimizi büyük tutmamız gerekiyor ki karavana atma şansımız bir o kadar az olsun. Bunu daha önce de söylemiştim. Hedefimiz lig formatını ilk 8 ile tamamlayabilmek. Olmadı. Diğer şekilde eşleşmelerde bir üst tura çıkıp ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek. Die Frage war, was sind Ihre Ziele? Haben Sie Ihre Ziele schon bestimmt? Und unser Coach hat gesagt,
ich finde den neue Format total gut und wir wissen, dass wir schwierige Spiele vor uns haben, aber wir sind genug stark dafür und morgen werden uns Ömer Ali fehlen. Das ist nicht gut natürlich für uns, aber wir vertrauen uns, mit anderen Spielern können wir diese Lücke schon füllen. Und natürlich, unser Ziel ist, dass wir zu den nächsten Runde erreichen können. Also